Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdiye kadar verdiğim tarifleri ne kadarını yaptınız çok merak ediyorum. Sizin sorularınıza göre güzel seçmeler yaptık bu hafta. Sizin cildinize göre, bilhassa gelen sorulardan biri de cildim kuru ve kuru cildin kırışmasını istemiyorum. Ben daha 35 yaşındayım. Hatta 45. Evet. Ondan sonra bugün de çok tatlı bir konuğum var. Sizin sevdiğiniz hem televizyonda hem radyoda, TRT radyoda olan Banu Karakuş. Benim Çok canım, tatlım. kızım, Ay canım sınavbacım. dostum, Bir tanesi. güzel Ay. insan. İyi ki geldin. İyi ki Bugün geldin. beraber seninle başladığım için çok mutluyum. Ben de. Hani ben senin kadar profesyonel olmasam Hiçbir şey da olmasın. işte yani genelde herkes işini daha iyi yapar. O yüzden sen bana biraz böyle destek olacaksın. Seve Güzel seve şeyler yapacağız. yapacağız. Senin de cildin galiba kuru. Benim cildim kurunun da ötesinde ama ben Hakan da çekiyor ona söyleyeceğim. Şimdi ben şey aldım, benzini aldım. Benzin Nereden aldım. aldım? Dolmadan aldım. Senin Van usulü ekşili sarmayı yedim. Evet. Daha artık böyle nem falan tam Nem. yerinde bak gördüğün gibi Evet. parıldadım. Ben genelde bütün yemeklerime sumak katarım. Oh mis. Sumak aslında bir gün onu kesin işleyeceğim. Alerji ilacıdır. Ha işte bu. Evet. Bunlarla gelip. Sumağın suyundan efendim eğer ürtikeriniz varsa Ne demek o? ürtiker Ürtünkiler. hani kurdeşen Ha. derler halk arasında. Tamam. O inanılmaz derecede bir çorba kaşığı kaynar suya bir bardak su bardağına kaynar suda çay gibi demleyip Oh. içtiğinizde kesinlikle bitiyor. Mis. Şimdi Şey, bu 21 gün. ne 21 gün mü 21 dedin? günde bir bardak içtiğiniz zaman sumak, Oh, çekirdek sumak ama. nereden bulacağız onu? Bütün aktarlarda var. Ama Yani sizin artık her yer. oradan alsak oralara Tabii. gidip destek olur. Şimdi Evet. Sunu ablayı bulmuşum. Sonuna kadar soracağım. Sonuna kadar öğreneceğim. Bence de. Yani diyorsun ki sen şimdi 5 haftada 5 5 yaş yaş gençleşme. olacak şey mi? Aslında bakın bu tarifimi 84 yılında vermişim. Ve Oo. sonra bir bakmışım ki herkes vermiş bu tarifi. Ben niye unutmuşum? Sen Hadi unutmuyorsun. başlıyorum Sonra yapmaya. çalıyorlar sanki Sunu Evet, abla. ne yapalım Allah yapsınlar. sen Allah ben ezbere çekiyorum. Evet. Ne yapıyoruz? Efendim şimdi nohutta biliyorsunuz ki B vitamini, E vitamini olan, A vitamini olan bir maske yapacağım. Oh. Şöyle bir kahve fincanı nohutu haşladım Hı. ve bir şöyle robotun içerisine koydum. Efendime söyleyeyim bir tatlı kaşığı kadar da kaymak. Evet. Kaymak biliyorsunuz kalsiyum içerdiği Oh. için inanılmaz iyidir. Mis. Efendime söyleyeyim bir çorba kaşığı kadar da bal koyuyorum. Şöyle göreceksin. Çok da güzel oluyor. Bal, nohut, bir de kaymak. Kaymak. Tamam. Bir de bir çorba, iki çorba kaşığı kadar da boza. Bildiğimiz boza o Evet var evet ya. bildiğiniz boza. Ay çok güzel. Hatta şöyle ölçeyim mi? Sunu abla, bozanın ham maddesi Ha, ne? tamamen A vitamini. Biraz kaşığım küçük olduğu için fazla koydum. Süper. Evet. Ve bir de en önemli mineral, vitamin, hücre yenileyen çok özel bir şey var. Bak göstereceğim Hangisi? sana. Hangisi? Hurma tozu. Of çok güzel. Yani ben bunu Bir Arabistan'dan koklayayım mı? keşfedip getirdim. İnanılmaz Oh. güzel bir şey. Hurma tozu. Çok güzel. Aynı zamanda Bildiğimiz hurmanın tozu mu evet bu? bildiğin hurmanın tozu. Ama Şöyle bir rengi çay neden öyle kaşığı. açık? Biliyorsun Çok. hurmalar, sarı hurmalar var. Bir, onu gördün mü bilmiyorum. Evet. Şimdi ben bunu güzelce şöyle robottan çekeceğim. Biraz gürültü Yeniliyor mu yapacağız. peki böyle? Yenebilir çünkü o bilhassa kuvvetli olmak için de ondan güzel macun yapacağım bir Aa ara. güzel. Küçme macunu. Evet. Evet. Güzel, rengi de güzel oldu. Evet. Şimdi bu temiz bir cilde çok güzel bir şekilde şöyle göstereceğim. Sen bunları ziyan etmiyorsun değil mi? Gelene gidene sürüyor muyuz? Ne yapıyoruz? Sürüyoruz Oh tabii. süper. Sürmez olur muyuz? Bu Bakın. böyle üf.
Mücevher gibi oldu çünkü, değerli bir şey. Zaten öyle. Bu 5 haftada 5 yaş insanı gençleştiren, cildin nemlendiren. Alıp aslında, götürebilir miyim? Tabii vereceğim zaten. inanılmaz derecede bakın. Bu böyle bir karışım oldu, yumuşacık. Bunu böyle alıp cildinize, göz çevrenize, dekoltenize kadar süreceksiniz. Çok da parlak değil mi Sunan? Evet. Onu bal yarım da saat bal da parlatabilir. İçerisinde boza var, nohut var ve yenebilir. Oh. Çünkü bal, kaymak. Müthiş. Zaten hep yenebilir maskeleri koyuyoruz. Sen ne sürsen ben kenarından köşesinden şöyle dilimle çeviriyorum zaten. Çok güzel. Ama bunun evet. kokusu da güzel. Ben bunu çok gerçekten kendime de sürüyorum. Daha sonra anti-aging içeren maskeler de yapacağız. Ama bu hem kuru cildi nemini arttırıyor. Hı hı. Hem de çizgileri yumuşatıyor. Şuralar mesela. Hani bence biliyor musun Banu'cum, bazı insanların yüz ifadesi çok önemlidir. Çok. 40 yaşına kadar sert ifadeyle yaşarsan 40'ından sonra o sertlikler daha da sertleşiyor ve agresif bir görüntü evet, elde ediyor. Şurada bir onun şey için var. Hep kadınlara diyorum ki pozitif olun, pozitif bakın hayata. O zaman hayatı kolaylaşır, daha güzelleşir. İnsanları sevmek, hakkı sevmek gibidir. O yüzden diyorum ki böyle doğal şeyleri evinizde, mutfağınızdaki malzemelerle güzel olabileceğinizi yıllardır anlatıyorum. Bundan faydalanmanızı istiyorum. Ben sizin için hemen hemen 40 yıldır söylüyorum. Bundan sonrası size daha kalmış. Olsun, gerisi öyle gerisi. Değil mi? Bunu neyin içinde saklayacağız Sunan abla? Bunu saklamayacağız. Bunu arkadaşımıza, kendimize bir günde bitireceğiz. Ya bir günde bitecek. Zaten öyle enteresan bir şey ki bu. Şimdi anladım. Dur. Bak çok değil bak. Gördüğün gibi. Burada 3 çorba kaşığı şey var. Maske var. Anladım. Ne yapıyoruz? Bütün yüzümüze 10 dakikada bir tekrar sürüyoruz. Boynumuza, dekoltemize kadar sürüyoruz. Çünkü tamam. Hatta ellerimize. Evet, çok kötü. Evet, hatta şöyle bir süreyim bak. Ay sürelim. Sürelim, çok güzel olacak. Hakan bugün ne bulursak deniyoruz, çok güzel. İkisine birden sürelim. Evet. Peki, İnanılmaz. Sunan abla bunu yıkayacak mıyız? Bunu sonra biraz duracak, sonra yıkayacağız. Hiç zaten farkı göreceksiniz. Ya, çok güzel. O kadar yumuşak bir şeyi var ki mis dokusu. Gibi de kokuyor. Bozanın evet. kokusu daha baskın. Evet, nohut da var nohut. Aynı şekilde. Çok güzel. Ve bu aslında şahane. Gerçekten bunu kullandığınız zaman 20 dakika bekledikten sonra hafif de ovuşturarak yıkadığınız vakit cildiniz inanılmaz size teşekkür edecek. Çünkü güzel bir nem bırakacak yüzünüzde. Tam şımarmalık. Evet, çok güzel bir çok şey güzel. Oldu. Tamam ben böyle duruyorum. Sen bitirene kadar ben böyle dururum. Hayatta da yıkamayacağım. Tamam. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi sizin için şimdi yaza giriyoruz. Lekeleri de söyleyelim. Evet. Lekeler felaket. Güneşi gördüğümüz anda bir de biliyorsun sen beni biraz düzelttin tabii. Ben sana gidip gelsem evet. daha çok düzeleceğim ama şu güneş gözlüklerini takıyoruz buralardan lekeler çıkıyor. Evet. Charlie Chaplin gibi şurada ben krem unutmuştum. Bir çıktım dışarıya şurada bıyık gibi böyle kocaman bir kahverengi bir şey çıktı mesela. Çıktı. Evet. Onlar gitmiyor da nasıl gidecekler? Şimdi hemen giderelim istersen. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ben hemen devam ediyorum Hakan'cığım. Şöyle bir tane küçük patates. Aa, tamam mı? Ne güzel, bunu böyle 2-3'e bölsem aslında. Kabuklarıyla. Taze patates, aa, yıkanmış patates. Nereden geldi ki bunları? Nereden bunlar alınıyor her yerde var her şimdi. Yerde yok. Bunlar çok güzel. Evet. Şimdi bunları böyle yine robota koyuyorum. Biraz da pirinç koyacağım. Gördüğün gibi. Bu haşlanmış mı? Bu haşlanmış pirinç. Pirinçten çok şey yapıyorum ben. Güzel. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da pirinç koyuyorum. Tamam. Efendime söyleyeyim. Şurada yoğurt var. Yoğurt var. Of en güzel şey. Evet. Yoğurdu da ev yoğurdu olarak genelde ben kendim yapıyorum. Oh. Bugün sarmanın yanında neden vermedin bana? Ay evet niye düşünemedik unuttuk. Neyse. Ama sen daha var. Devamı var yiyeceğiz. Evet kesinlikle. Tamam. Ondan sonra bir parça da karbonat koyacağız.
Tamam mı? Bir çay kaşığı kadar. Anneannem karbonata midevi derdi. Midevi. Mideye iyi geliyor da ondan. Tamam. Efendim söyleyeyim, birazcık da limon suyu koyacağım. Şöyle. Öldürmez mi? O ne güzel. Setliç diye bir şey vardı Sunu ablacığım. Karbonat, şeker, limon mide ağrıdığında anneanne onu çırpardı. Böyle çok güzel. Şöyle 2-3 kaşık. Zaten öyle yapıyor zaten. Aynısını yapıyor. Şimdi efendim bunu da aynı şekilde robottan geçiriyorum. Ondan sonra bunu da hakikaten o kadar güzel bir şey oluyor ki. Hemen. Karışım. Limon koydum. Karbonat evet. Koydum. Yoğurt var. Evet. Yo tamam. Tamam süper oldu. Tamam. Hemen bunun içerisine döküyorum. Ay bu da çok güzel görünüyor. Bak. Bunların hepsini yiyebilirmişiz gibi geliyor. Bu yenmez. Zaten. Yenir mi? Yenir. Çiğ patatesli ama. Yani. Çiğ patates mideye iyi gelir. Gerçekten. Tabii midenin en büyük ilacıdır. Of yaşasın. Evet. Sonra bana ne olur çiğ patates suyu mesela. Hah, karın ağrısı için bir şey söyler misin? Tabii rezene. Ay evet ya. Rezene. Şimdi lekelerimiz için bunu sürdük. Tamam. Diyelim ki bu muhteşem bir şekilde bunu haftada bir kere temiz önce peeling yapalım. Sonra cildimize bunu iyice sürelim. Sürdükten sonra cilt onu hemen fanus gibi çekiyor. Tekrar ikinciyi sürelim. Tekrar ikinciyi sürelim. 15-20 dakika bekletelim. Ondan sonra da böyle biraz çektiği için onu hafif dairesel hareketlerle ovuştura çıkaralım. Her ovduğumuzda haftada bir gün cildinizdeki bütün lekeler yok oluyor. Ay çok güzel. Peki yani sadece lekeli bölgeye sürmeye gerek yok. Her bütün yüzünüze sürün süper. Ama lekeli bölgede biraz tamam. Daha ovuşturun. Tamam. Ama sokağa çıktığınızda 30 faktörlü bir krem kesinlikle şarttır. Krem sürmeden çıkmayacağız. Çıkmayın. Sen evet. Bize krem de yapıyordun. Yaparım. Evet. Evet. Elleri yıkamıyoruz değil mi? Şimdi böyle yıkayabiliriz. Tamam. Efendim bu haftalık bu kadar. Sizlerle tekrar bir arada olacağım. Tekrar yeni tarifler vereceğim. Sorularınıza göre cevap vereceğim. Hepinize hoşça kalın.